azından günümüzde. Yani hayvani özellikler aşağılık mıdır hocam? Niye hayvani özellikleri aşağılık görüyoruz ya da? Yani kuşkusuz hayvani özellikler aşağılık değil ama biz daha demin de söylediğim gibi insanın bir insanın başka bir insana gerçekleştireceği davranışı rasyonelize edebilmek için onun bizim dışımızda bir varlık olduğunu ya da bizim dışımızda başka bir entite olduğunu düşünmek istiyoruz o yüzden. Ve bizim dışımızda olabilecek varlık da hayvan. Yani bunu mesela birini sebzeleştirme şeklinde de yapabilirdik. Ama hani bu bizim daha sık karşılaştığımız bir durum olmadığı için hayvanlaştırma üzerinden devam ediyoruz. Yoksa senin söylediğin gibi aslında hayvanların sahip olduğu bazı özelliklerin insanlar için çok kritik olduğunu görüyoruz. Hayvanlarla temas ediyoruz. Hayvanlara muhtacız ve hayvanlar hayatımızda her zaman var. Ama işte hani o hayvani özellikler diye söylediğimiz şey aslında insanın dışında kalan herhangi bir varlıkla ilgili. Çünkü biz bir insanın diğer bir insana yaptığı davranışları başka türlü rasyonize edemiyoruz. Eğer yarın bir gün uzaylılarla karşılaşırsak, yani uzaylılarla bir temasımız olursa belki işte hani insan dışılaştırma hayvan özellikleri üstünden olmayacak da uzaylılar üstünden olacak. Nasıl daha demin konuştuğumuz infrahumanization, daha robot dediğimiz bir kavram üstünden oluyorsa belki bu şekilde de olmaya devam edebilir. Ne bileyim işte yapay zeka bir zaman sonra çok daha geliştiğinde belki insanla yapay zeka arasında bir fark kalmadığında yapay zeka da bizim gibi bizleri belki insan dışılaştırıyor olacak. Bu birazcık öğrenmelerle bağlantılı. Yani niye hayvan dediğimizde? Çünkü hayvanın yerine koyabileceğimiz başka bir şey yok. O yüzden. Ya şeyde takılıyorum ben işte. Şimdi mesela işte futbol takımlarının simgeleri hayvan değil mi? Yani işte birininki aslan, birininki kartal. Mesela birinki de serçe. Mesela serçenin bence hiçbir mantığı yok ama serçe. Ve böyle yani bütün kültürlerde var böyle bir şey. İşte Türklerin destanlarında işte kurttan gelme miti vardır falan. Yani ve yüce bir şeydir. Yani kurttan geldiğimiz için daha iyi, üstün insanlarız. Yani buna inanıyoruz ciddi ciddi. Yani uzun bir dönem bu kültür devam ettiğine göre buna inanılmış. Yani yine fantastik filmlerde falan da var bu. İşte Game of Thrones'ta ki zaten Stark'ları çok tutmamızın sebeplerinden biri de bu olabilir. Yani Türkler olarak onların simgesi de kurt mesela. Mesela kurt olarak şeyiz. Yani çok barışız kurtlukla özdeşleşmekten. Ama köpeği mesela hakaret olarak kullanabiliyoruz. Belki burada şöyle, yani bu yine daha spekülatif olacak kısmına doğru geliyoruz şu an. Spekülatif soruya spekülatif cevap. Vazgeçemiyorum yani. Bu alışkanlıkla vazgeçemiyorum. Hiç problem yok. Belki şöyle bir şey oluyor olabilir orada yani. Kurt ve köpeğin karşılaştırması üzerinden düşünecek olursak aslında senin de söylediğin gibi at ve köpek insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvanlar. O yüzden de belki yani üstünde tahakküm kurabildiğimiz hayvanlara yönelik birazcık daha o tahakkümün getirmiş olduğu, belki o tahakkümü kurabildiğimiz için o hakimiyetin getirmiş olduğu bir rahatlık var ve o yüzden de onların özelliklerini biraz daha olumsuz algılıyor olabiliriz. Ama hani kurtun üstünde çok bir tahakküm kurabildiğimiz bir durum söz konusu değil. Ya da işte kaplanın, aslanın üstünde bir tahakküm kurabildiğimizi çok söylemek söz konusu değil. Yani şu an hani tabii ki insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkide onları evcilleştirebildiğimizi düşünüyoruz belirli noktalarda ama bütün hayvanlar için bu geçerli değil. O karşıdakinin hala bizim için tehdit olduğunu düşündüğümüzde onu küçümsemek yerine belki de o özelliklere öykünmeye başlıyor olabiliriz. Hani o yüzden de kurtla köpeğin arasındaki fark birazcık bu olabilir diye düşünüyorum. Yani bazı hayvanların neden bazı özelliklerine öykünüyoruz. Bazıları niye küçümsüyoruz? Cevabı bu olabilir işte. Senin mesela kedilerin var, benim köpeğim var. Bunu buradan da karşılaştırırız. Mesela kedilerde yani çok kedilerin üstünde tahakküm kuruyor sayılmayız aslında. Köpeklerde olduğu kadar değil mi? Köpek birazcık daha itaat temelli ilişki kuruyor birlikte yaşadığı kişiyle. Ama kedi itaat temelli kurmuyor. O yüzden de aslında popüler kültürde de öyledir ya. Kedilere biraz daha fazla saygı duyulur aslında köpeklere göre. Köpekler çünkü itaat ederler. Sitcomlarda da cat person'lar gömülüyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum ama daha çok dog person'lar yiyeceğiz. Amerikan sitcomlarında böyle bir şey gözlemliyorum ben ama bilmiyorum şimdi. Konumuzda da çok belki artık geldik spekülatif, oradan da devam edelim. Amerika'da son dönemlerde çekilen hem popüler kültür hem de işte hani yazılı basındaki belirli bazı eserler açısından baktığımızda hani bu toplulukçu kültürün sahip olduğu ailenin önemi Amerika'da çok yok bireysel olarak. Bireyci kültürler onlar çünkü. Ailenin öneminin vurgulanması da önemli ve aslında bir noktada kedi çok
çok bireyciliği temsil eden bir sembol. Ama köpek öyle değil. Köpek daha kolektif hayatı sembolize eden bir hayvan. O yüzden de işte dog person'lar birazcık daha böyle olumlu görünüyor ama cat person'lar birazcık daha olumsuz görünmeye çalışıyor olabilir. Çünkü çoğunluğu cat person aslında Amerika'nın. Hiç böyle düşünmemiştim hocam. Çok şaşırdım şu an. Ben senden gelecek her soruya ilişkisiz. Şöyle bütün nöronlarım aynı anda içeride rap 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 yürüdükleri için şu anda. Ya, uzun zamandır dikkatimi çeken bir şeydi. Yani hiç böyle düşünmemiştim gerçekten. O zaman son olarak şu robotlaşma mevzusunu biraz daha açalım istiyorum. Şimdi robotlaşma deyince benim ilk aklıma gelen genelde bilim kurgu türünde distopik filmler. Yani insanların enerji kaynağı olarak kullanıldığı, genelde yapay zeka tarafından ele geçirilmiş, yine genelde dünyanın insan eliyle uğradığı bir felaket sonrası yaşamın büyük oranda yok edilmesi üzerine oluşturulmuş robotik bir düzenin anlatıldığı filmler. Buradan robotlaşmanın insanın en büyük korkularından biri olduğunu anlıyorum ben. Buna rağmen hayatımızı devam ettirebilmek için bir takım rutinlere sahip olduğumuz gerçeği var. Yani motor hareketler deniliyor herhalde buna. Hayatımızı verimli geçirebilmemiz için belirli rutinler gerçekleştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu rutinler de eninde sonunda bizi sıkabiliyor ve robotlaştığımızı hissettiğimiz anda üzülüyoruz. Yani neden böyle bir modern mit var acaba hocam? Yani neden korkuyoruz robotlaşmadan? Aslında işte hani Haslam'ın kuramını vurgularken orasını söyledim ya. Birazcık girdik, tam olarak açmadık ama. İnsanın diğer hayvanlardan ayrılan özelliklerinden bir tanesi bu işte kompleks duygulara sahip olması. Bu kompleks duygular da aslında bizim diğer insanlarla sahip olduğumuz ilişkiler üzerine temellenen duygular. İşte bir başkasına yapmış olduğumuz bir davranışı o kişinin hak etmediğini düşünüyorsak utanç duyuyoruz mesela. Vicdan azabı duyuyoruz. Ya da bir başkasının bizi pohpohlaması bizim kendimizle ilgili bir gurur duymamızı sağlıyor. Şimdi bu duygular diğer insanlarla var olan ilişkilerin devamı için çok önemli. Eğer bu duygular ortadan kalkmaya başlarsa, ben yaptığım herhangi bir hatalı davranışın sonucunda utanmazsam, nedamet getirmezsem, vicdan azabı duymazsam, daha sonrasında bu davranışı bir daha büyük bir ihtimalle yapacağım ve bu benim toplumdan dışlanmama sebep olacak. O yüzden de aslında bir kişinin duygudan noksan olması ya da duygudan yoksun olması bir zaman sonra toplumun dışına birazcık itilmesiyle de çok bağlantılı bir süreç. Duygusal künçlük, diğerlerini anlayamamak, diğerleriyle hiç empati kuramamak bir zaman sonra kişinin yalnızlaşmasını da getirecek bir şey. O yüzden de aslında böyle bir modern mit var. Yani bir noktadan sonra eğer bu duyguları kaybedersek sadece duyguları değil diğer insanları da kaybetmiş olacağız. Diğer insanların bizi aynalama ihtimalini de kaybetmiş olacağız. Başkalarını kaybetmek istemediğimiz için de aslında duygularımıza tutunmaya çalışıyoruz. Bizim için o yüzden duygular çok önemliler. Yani şöyle robotikleşme mevzusunda bana böyle daha çok işte şey gibi geliyor. Yani duygular olarak tanımladın okey ama daha çok böyle yaratıcılık boyutunun ölmesi gibi. Asıl korku o gibi geliyor. Bilmiyorum, tamamen öznel bir çıkarımda bulunuyorum ama. Olabilir. Hani ben birazcık daha duygular üstünden gittim ama mesela Yapay zekadan böyle daha yapay zeka doğru düzgün işleve alınmadan yani ne bileyim işte o hiç öyle filmlerde gördüğümüz kadar bir etkisi olmadan hayatınızda yapay zekaya karşı bütün mesela filmlerde bilim kurgu filmlerinin tamamı distopik ve yani hemen hemen hepsinde de şey var. Yapay zeka tarafından yok edilme olayı var. Yani daha dediğim gibi doğru düzgün bir işleve girmemiş yani bizim beklediğimiz kadar işleve ve sokulmamış bir varoluş tarzına bir fobi geliştiriyor durumdayız şu an. Ve bu bana işte şey gibi geliyor daha çok. Onun bizim yerimize bir şeyleri düşünebilmesi ve bizim yaratıcılık boyutumuzun bir öneminin kalmamasından korkuyoruz gibi geldi bana. Olabilir. Hani bizim yaratıcılık boyutumuzun ortadan kalkması dediğimiz şeyden bahsettiğimizde de aslında yine demiştik ya dilin ve zekanın ortadan kalkmasından bahsediyoruz bir noktada. Yani yaratıcılığın zekayla kuşkusuz bir bağlantısı var. Böyle bir süreci ortadan kaldırdığında bizim hiçbir farkımız kalmayacak diğerlerinden. Diğer hayvanlardan, diğer nesnelerden. Bu türde bir farkın kalmasıyla ilgili bir sorunumuz olabilir. Bir de daha demin konuşurken biraz tam aklıma geldi ama tam oturtamadım ama büyük ihtimalle konuşurken biraz oturtacağım. Şimdi Karen Horney psikanalitik kuramın devamını getirenlerden. Daha sonra neopsikanalistlerden. Freud'un penis asetine karşılık olarak aslında sadece penis aseti yoktur kadınlarda. Bu süreç mutlaka böyle devam etmek zorunda değildir deyip de mevzuyu ele alanlardan. Horney'nin bir nevrotik insan tanımlaması var. Bu nevrotik insan, nevrotik benlik tanımlamasında şöyle bir şey söylüyor Horney. Diyor ki bir zaman sonra diyor toplum insan üzerinde o kadar çok baskıda bulunmaya başlayacak ki ve beklentileri o kadar çok artacak
artacak ki bu beklentilerin, toplumun birey üzerindeki beklentilerin bu kadar gitgide artması bizi daha fazla rekabetçi bir kültürün içerisine sürükleyecek. Daha fazla işte aşırı beklentileri biz de gözümüzde daha fazla büyütmeye başlayacağız. Ve bu türde aşırı rekabetçi bir ortama girdiğimizde aslında bireyler sadece toplumun içinde bulunmanın getirdiği nevrozlara sahip olacaklar diyor. Psikolojik bozukluklara sahip olacaklar diyor. Aslında bu hani senin söylediğinle biraz bağlantılı. İşte şimdi günümüzde yapay zekadan birazcık tedirgin oluyoruz. Ama işte 1937-1938 Horne'nin kuramı. İnsan hep var olan özelliklerini kaybetmekten korkuyor demek ki. Çünkü Horne de tam bunu söylüyor. De ki işte toplumun istekleri birey üzerinde ciddi anlamda bir baskıyı ortaya çıkartacak ve biz pek çok insani özelliğimizi kaybedeceğiz. Nevrozlarla boğulacağız diyor. Demek ki böyle şöyle düşünebiliriz. Yani çünkü belirsizlik insanda her zaman bir tedirginliği ortaya çıkartır ve buradaki ortaya çıkan tedirginlik de aslında kendi doğasını kaybetmekle ilgili olur. Hani bence her ikisindeki ortak mevzu da böyle. Bir belirsizlik var, ne olduğunu tam bilemiyoruz. Yeni bir şeyler var ama zihnimiz de tam almıyor. Zihnimizin tam almadığı bir pozisyonda kendi doğamızı kaybetmeye yönelik bir tehdit algılıyoruz. Ben birazcık yapay zeka meselesini bu şekilde algılıyorum açıkçası. Kadınlar kedilere, erkekler köpeklere benzetilir konusuna girmeden zamanımız doldu çünkü. Ben şeyle bitecek diye düşünüyordum. Peki neden Athena'nın sembolü baykuş? Yok onu şimdi. Ben en çok Fenerbahçe'nin sembolünün serç olmasıyla. İnsan dışılaştırma anlatıp baykuşun kısmeti ayağına gelir atasözüyle bitirmeye az kaldı mı? Evet. Bugün insana neden hayvan deriz sorusuna cevap aradık ve bu sorunun özü olan demonization kavramını konuştuk. Bu kavrama bağlı sosyal olayları ve kuramları tartıştık. İnsan dışılaştırma bağlamında ele alınan iki ayrı yaklaşım olan hayvanlaştırma ve robotlaştırma olgularından bahsettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi mail adreslerimize bekliyoruz. betuyurseven@gmail.com ve yasemina@hacettepe.edu.tr adreslerine. Haftaya görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.